değerli arkadaşlar, hoş geldiniz, mutlu yıllar. Ladies and gentlemen, welcome. Efendiler, beyefendiler, Sismonogli Omegario, hoş geldiniz. İlk olarak hepinize mutlu bir yıl diliyorum. Umarım bu yıl sizlere sağlık, mutluluk, refah ve huzur getirir. Bütün dünyaya refah ve huzur getirir. Aynı zamanda iki ülke arasında uyum ve işbirliğinin artırılmasına vesile olur. Bugün dinleyeceğimiz konular önceki konulardan yaklaşım itibariyle oldukça farklı konular olacak. Bugün konuşma yapacak kıymetli konuşmacılarımız yemeklerin vücut üzerindeki etkisinden ve sağlık bakımından diyet alışkanlıklarının önemine değinecekler. Bu bildiğiniz üzere günümüzde de son derece mühim bir konu ve bu noktada yapılan bilimsel araştırmalar çoğu ciddi hastalığın doğrudan modern diyet ile ilgili faktörlere bağlı olduğunu da kanıtlamış bulunuyor. Bu bağlantı aynı zamanda yiyecek ve yeme alışkanlıklarını kamu sağlığının dikkatine de, nazarına da getirmiştir. Ve nüfusun sağlığının korunması ve teşvik edilmesinde en önemli önceliklerden biri haline gelmiştir. Bugün değerli konuşmacılarımız Alexandra Christo ve Angelos Kalidis bu konuları detaylı bir şekilde bizlere aktaracaklar. Amerika'daki üniversitelerde eğitim almış olan bu iki kıymetli konuşmacımız bugün Yeni Yazıl Üniversitesi'nde görevlerine devam etmektedir. Bizlere Ege halkının yemek alışkanlıklarından bahsedecekler ve toprağın, iklimin ve tarihin temel beslenme ilkelerini nasıl etkilediğine değinecekler. Ve bildiğiniz üzere bu özellikler günümüzde Akdeniz diyeti adı verilen yeme şeklini de karakterize eden özelliklerdir. Günümüzde de sağlıklı bir yeme modeli olarak aktarılan Akdeniz diyeti aslında Batı diyetini dengelemektedir. Ve bildiğimiz üzere et, yağ ve şekerin çok fazla tüketildiği Batı diyetini burada bir noktada dengelemekte. Bu tabii ki küreselleşme sonucunda meydana gelen bir durum. Ve bildiğiniz üzere bu Batı usulü beslenme şekli, diyabet, kalp hastalıkları ve benzeri hastalıkların oranının artmasından da ciddi anlamda sorumlular. Evet, tıbbın babası olarak anılan Hipokrat'ın şu sözlerine kulak verelim. Bırakın yiyeceğiniz ilacınız olsun, ilacınızla yiyeceğiniz olsun der Hipokrat. Evet, günümüzde diyet veya yeme şekli esasen bir tercih meselesi. Tabii ki bunun yanında dünyadaki bazı nüfusların hangi koşullarda olduğunu da vurgulamak gerekir. Bu bağlamda Doğu Akdeniz'de eski zamanlarda insanların neler yiyip tükettiklerini bugün ele almaya çalışacağız. Tabii ki o zamanlar insanlar bulabildiklerini ne zaman bulurlarsa ve ne şekilde bulurlarsa tüketiyorlardı. Av hayvanları, kümes hayvanları, özellikle zenginler için peynir ve yoksullar için arpa ekmeği olmak üzere yahni gibi türlüler, püre haline getirilmiş baklagiller tüketilmekteydi. Tabii ki herkes bunun yanında bolca şarap tüketiyordu ve şarap da esasında yüksek kalorili bir ürün şeklinde tüketilmekteydi ve bu da aynı zamanda bir yiyecekti. Evet, Bizans'ta günlük yaşam programının başkanlığını üreten Bizans çalışmaları uzmanı İlyas Anagnostakis de kendi yaptığı araştırmaların neticesinde
yemek ve şarap kültürünün Bizans dönemine dayandığını göstermekte ve bugün bizlere zooarkeoloji ve bioarkeoloji gibi yeni yöntemlerle izotopik iskelet kalıntıları analizleri neticesinde elde edilen bulgularını aktaracaklar. Bunun yanında Bizans halkının sağlık durumu üzerinde yeme alışkanlıklarının etkisini inceleyecekler. Çocuk iskeletleri üzerinde yapılan araştırmalarda bu çocukların anne sütünde bulunan temel vitamin ve beslenme maddelerinden yoksun olduklarını kanıtlamıştır. Evet, bu kısa girizgahı tamamlamadan evvel bir kere daha şunu vurgulamak isterim. Yakın zamanda Chia Restoran'ın sahibi Musa Bey tarafından yayınlanan mükemmel bir dergi olan Yemek ve Kültür'ün 38. sayısını okudum. Ve kendisinin mükemmel editör ekibinin de bu dergiye katkısı çoktur. Çok mutlu bir tesadüf oldu benim açımdan. Çünkü bu sayfaların bazılarında bugün ele alacağımız konular da tartışılmaktaydı. Aynı zamanda Kristin Harsdorf ve Sonya Atalay tarafından Neolitik dönemlerde Çatal Höyük halkının yeme alışkanlıkları isimli bir çalışma da içeriyor. Bu çalışmada kazılardan çıkarılan bulgulara dayanmakta Neolitik Çatal Höyük'te Yemek isimli bu çalışma. Aynı sayıda bunun yanında Andrew Dalby'nin çalışmalarına da yer verilmiş. Bu değerli araştırmacı da Bizans döneminde yeme alışkanlıkları ve gastronomi hakkındaki spekülasyonları yeniden canlandıran kişi. Evet, bir kere daha söylüyorum, çok mutluluk verici bir tesadüf oldu benim açımdan. Evet, Doktor Merianos Bizans'ta günlük yaşam projesinin ana katkı sağlayanlarından. Kendisi bize İlyas Anagnostakis tarafından yazılan çalışmayı okuyacaklar ve maalesef Sayın Anagnostakis bugün bizimle burada olamadığı için bu konuşmanın akabinde sorularınıza yanıt verecekler. Sayın Merianos, buyurun, söz sizindir efendim. Teşekkürler Doktor Balta. İyi akşamlar hanımefendiler, beyefendiler. Evet, bir kere daha burada olduğum için, şehirlerin kraliçesi olan İstanbul'da olduğum için çok mutlu olduğumu dile getirerek başlamak istiyorum. Ve Doktor Anagnostakis de gelemediği için çok üzüldüğünü belirtmemi istedi ve kendisinin selamlarını getirdim size. Bundan sonra aktaracağım her şey yalnızca kendisine aittir, onun sözleridir. Evet, bu çalışmada sizlere Bizans diyetine ilişkin yeni yorumları ele alarak ve aynı zamanda zooarkeolojik bulgulara dayanan bir çalışmayı aktaracağız. Bu yeni veriler azizlerin hayatını ele alan metinlerden ve manastır kurallarından esinlenilerek hazırlamış ve evvelden yürürlükte olan bazı fikirlerle çatışan bilgiler sunmaktadır. Biz bu çerçevede hangi dönemde, hangi bölgede ve hangi nüfus büyüklüğünde çalışmayı yaptığımızı belirterek başlamak durumundayız. İlk olarak imparatorluğun, yani Bizans'ın erken dönemlerinden, sonrasında orta Bizans döneminden, sonrasında geç Bizans döneminden bahsedeceğiz. Yani 7. ve 12. yüzyıllar arasındaki dönem bu değişiklikleri işaret ediyor.
Nüfusun büyüklüğü tabii ki Romanya adı verilen büyük bir imparatorlukta çoklu bir etnik nüfusu ilgilendirmekte. Doğudaki bu nüfus Yunanca konuşan Romanlardan yani Romalılardan oluşmakta. Bunun yanında Balkanlarda Latince konuşan halklar da bulunmakta. Bunlara ilave tabii ki Suriyeliler, Mısırlılar, Ermenistanlılar, Kafkaslılar, Slavlar, Bulgaristanlılar, Vlahlar ve birkaç tane Yahudi bulunmaktaydı. Bu rakamlara Romanya dışında yaşayan Romalılar dahil edilmemiştir. Ancak daha sonra da göreceğimiz üzere coğrafi ve idari sınırlar insanların hayatlarını ve yeme alışkanlıklarını belli bir ötküde, belli bir ölçüde etkiliyor olsa dahi gastronomik sınırlarını veya yemek sınırlarını aynı ölçüde oluşturmuyor. Veya farklı bir şekilde dile getirmek gerekirse çoğu gastronomik ve beslenme alışkanlıkları çok sayıda ulus arasında yaygın. Yani Araplar, Slavlar, Latinler gibi halklar arasında çok yaygın. Birkaç yıl evvel bir tane makale yayınladım ve makale beraberinde ciddi bir eleştiri getirdi. Çünkü ben o zamanlarda Bizans'ta Akdeniz diyeti denilen bir şeyin olmadığını iddia etmiştim. O zamandan bu yana tabii ki son yüzyılda bir uyuşmazlık durumu meydana geldi ve daha modern bir gerçekliğin bulgularına dayanmakta olan bir uyuşmazlık ortaya çıktı. Tabii ki bunu orta çağa dayandıracak olursak buradan saptamak mümkün olabilir. Ekmek, şarap ve yağ burada Akdeniz ülkelerinin amiral gemisi ürünleriydi ve aynı zamanda kuzey ve güneydeki ülkelerden kendini ayıran kültürel sembollerdi. Tabii ki uzun vadedeki bu değişiklikler tabii ki stabil kalmadı ve bu nedenle mevsime ve bölgeye bağlı olarak ve iklim değişikliklerine ve nüfustaki karışıklıklara bağlı olarak beklenmeyen bir kargaşayı ortaya çıkardı. Daha sonra Bizans'taki yağlar, Bizans'taki ladera yani yağda pişirilen yemeklerle ilgili ve hatta fast food restoranlarıyla ilgili etin, yağın, tuzlu etin ve yağların olmadığı yemeklerle ilgili çeşitli programlar, eğitim programları ortaya çıkarıldı. Tabii ki bu Bizans gastronomisine tek yönlü bir dini yaklaşımı ortaya çıkarıyor. Saint Frisonus, Aziz Frisonus denilen Filistinli bir papaz, Ortodoks aşçıların azizi olarak önerilmişti. Bizanslılar ve hatta o zamanlar papazlar bugün ele aldığımız konuyla çok ilgilenmemekteydi ve geç antik çağın hekimleri tarafından tanımlanan çeşitli yönleri sağlıklı diyet olarak, sağlıklı beslenme şekli olarak ele almaktalardı. Evet, bugün sağlıklı Ortodoks Bizans diyeti olarak aktarılan şey aslında yağ dayalı ladera yemekleri oluşmakta. Ve bu tabi bazı manastırların yasaklara ve zoraki oruca bağlı olarak ortaya çıkardığı bir şeydi. Tabi aynı zamanda Bizans ekonomisi ve diyeti üzerinde yağın ve yağ içeriğinin pozisyonu da oldukça yüksekti. Ve hatta eskiden Bizans yemeklerinin yağ içerisinde yüzdüğünü söylemek bile mümkün. İlk Bizans yıllarından 7. yüzyılda Arap istilasına kadar Akdeniz'in yağ üretim merkezi doğudaki vilayetlerdi. Özellikle Kıbrıs, Silisya, Suriye, Filistin, Kuzey Afrika ve günümüzde Tunus olmak üzere. Bunlar seri üretimin yapıldığı çok yoğun olarak işlenen bölgelerdi. Burada zeytinyağı ve şarap ihracatı gerçekleştiriliyordu. Buradaki yağ ve şarap tüccarları bu ürünleri Konstantinopolis'e, İskenderiye'ye ve İtalya'ya ihraç etmektelerdi. Üretimde ve ticaretteki bu işler tabii ki Arap istilası ile birlikte 7. yüzyılda sona ermiş oldu. Yunan Yarımadası, adalar ve kıyıdaki Kuzeybatı Küçük Asya bölgeleri imperial ekonomi döneminde ilk Bizans yıllarında yağ üretim bakımından pek önem arz etmiyordu. Bu bölgelerde yağ üretimi ve ticareti çoğunlukla yerel ölçekteydi ve
Anadolu'nun yağ üreten bölgelerinde daha azdı. Burada yağ üretimine ilişkin farkındalığın daha düşük olduğu görülmekteydi. Tabii vakit geçtikçe Konstantinopol'ün kendisinde dahi kiliselerde kullanılan, lambalarda kullanılan yağın olmaması gibi bir durum ortaya çıktı. Çünkü Balkan'da ve Asya, Küçük Asya'nın iç bölgelerindeki iklimden dolayı üretim gerçekleştirilemiyordu. Bizans'ta ise Bitinya ve Simirna bölgesi gibi az sayıda bölgelerde taştan bile yağ çıktığını söylemek mümkünken Küçük Asya'da yaşanan durum yaşanmaya başlandı. Yağ ve şarap kalmadı. Paskalya yortusunda dahi bazı manastırlarda ne un, ne şarap, ne yağ bulunmaktaydı. Yani her tarafta yoksulluk söz konusuydu. Yine bugün zeytinin bol olduğu Mitilen gibi adaların dahi asmalarla kaplı olduğunu, zeytin ağaçlarının olmadığını söyleyebiliriz. Girit yağ üretmiyordu. Her halükarda tabii ki bu durum modern dönemlerde Türk hükümranlığından sonra değişti. Aynı şey Bizans İtalya'sında da görülebilir. Belli bir noktada 9. yüzyılın ikinci yarısında Konstantinopol'de zeytinyağı kıtlığının olduğunu söylemek mümkün ve hatta Ayasofya Kilisesi'nde dahi lambaların yakılamaması gibi bir tehlike söz konusu. Bu nedenle yağ neredeyse bir lüks haline gelmişti. İmparatorlukta bulunmamaktaydı, fiyatı çok yüksekti. Yağ özellikle Bizans çağında ibadette, aydınlatmada, tıpta, hijyende, at tımarlamada kullanıldı ve daha sonra yoğun bir şekilde yemekte kullanılmaya başlandı. Tabii ki her birinin kullanımı ve tüketimi çağa ve bölgeye göre ve aynı zamanda sosyal katmanlara göre, tabakalara göre değişiklik gösteriyordu. Balık ve kümes hayvanları haşlanıyor veya mangalda kızartılıyordu ya da bir ızgara üzerinde kızartılıyordu. Yağ içerisinde kızartılan yemekler ise ikinci veya üçüncü sırada geliyordu. Yağ burada müreffeh sınıfların, papazların, asillerin, memurların kullanıldığı bir şey haline gelmişti. Tereyağı ile veya zeyt yağ ile özellikle bakliyatlardan ve sebzelerden oluşan omlet, et suyu, çorba, kızartılmış yemekler, balık, yumurta gibi etli ve sebzeli börekler yapmaktalardı. Zengin masalarda ise yağ soslarda kullanılmaktaydı. Örneğin yağ ve sirke ile yapılan garum adı verilen sos. Garos yine tuzlu balık bağırsağından veya küçük balıklardan ve güvey otundan üretilen kalın bir sıvı sostu. Tabii ki yine su, şarap, sirke ve yağ ile seyreltilip özellikle sebzelerde ve salatalarda sos olarak kullanılıyordu. Manastırların aksine saray ve asiller özellikle zeytin ağaçlarının olmadığı, özellikle zeytin ağaçlarının yetiştirilmediği yerlerde günlük yeme alışkanlıkların içerisinde bu yağın çok fazla olmadığını görüyoruz. Keten tohumu, ceviz, fındık, hardal tohumu ve rafine yağ gibi yağların bunun yerine kullanıldığını görüyoruz. 7. yüzyılda geleneksel hasatlar çeşitli sebeplerden ötürü üretilemediği için özellikle insanlar iç bölgelere çekildiği için hayvancılıkta muazzam bir artış kaydedildi. Bunun da tabii ki beslenme şekli üzerinde bir etkisi oldu. Manastır kurallarıyla bizlere sunulan tek taraflı ve bozuk resmin aksine kırsaldaki halklar için ve aynı zamanda kentteki halklar için kümes hayvanların, av hayvanlarının, balıkların tüketimi çok farklı düzeylerde gerçekleşmekteydi. Yine yeşil sebzeler, bakliyatlar, etler, süt ürünleri, yağlar, tuzlu olarak saklanan yiyeceklerde
bolca bulunmaktaydı. Domuz yağı ham veya kavrulmuş olarak saklanmaktaydı. Tuzlu et, sosisler, av etleri tütsülenmekteydi ya da tuzlanarak sirke içerisinde veya yağlar içerisinde uzun yıllar saklanabilmekteydi. Özellikle Bizans'ın dağlık bölgelerinde yani Kuzey Balkanlarda ve adalarda keçiler ve koyunlar tereyağı üretimi ve peynir üretimi için yetiştirilmekteydi. Domuz ise yağ için yetiştirilmekteydi ve ana yemek kaynağıydı. Tabii son yıllarda bu noktada çok farklı görüşleri savunan çalışmalar yapıldı. 1986 yılında Dembinskan tarafından gerçekleştirilen önemli bir çalışmada da orta çağlarda Bizans ve Batı'da yenilen yemeklerin kalori içeriği karşılaştırıldı. Maalesef burada işlenen kalori miktarları özellikle manastırlardan alınmaktaydı. Ancak elimizdeki güvenilebilecek tek ölçümler bunlar ve bize bilgi sağlayabilecek tek kaynak bunlar. Bu da tabii ki tamamen indikatif bir şekilde yani tek taraflı bir bilgi bize sunuyor ve riskli olduğunu da belirtmek mümkün. Bundan dolayı genel bulgu veya genel sonuçlara uygun değiller. Bu çalışmanın sonuçlarını paylaşmadan evvel biz de Damianos adlı bir rahibin Athos Dağı'ndaki Büyük Lavra Manastırı'nda bulunmuş bir belgesine istinaden benzer bir ölçüm vermek istiyoruz. Sol tarafta gördüğünüz üzere ürün var, bakliyatlar var, tahıllar var, şarap var, yağ var ve bal var. Burada ilginç olan şey ise çok yüksek miktarda bal olmasına rağmen bal tüketimiyle ilgili herhangi bir bilginin olmaması. Burada bu kadar büyük miktarda balın özellikle petek olarak verildiğini ve mum üretiminde kullanıldığını görüyoruz. Ve hatta bu bal manastır diyetinde et ve süt ürünlerinin olmamasından dolayı eksik kalan kalorileri telafi etmek için kullanılmaktaydı. Maria Debinska'nın tablolarına bakacak olursak bunun Bizans ve Batı'daki ortaçağ manastırlarında günlük yiyecek tüketiminin kalorisini kıyaslayan ilk tablo olduğunu söylemek mümkün. Bu tabloda 829 yılında Paris'teki Saint-Germain-des-Prés Fransız manastırındaki rahiplerin günlük tüketimini görüyoruz ve aynı zamanda 858 yılında Picardie'deki Notre-Dame manastırındaki papazların tüketimini görüyoruz. Birinci sütunda temel yiyecekler sunuluyor. Ekmek, sebzeler, peynir, yağ ve şarap. İkinci sütunda ise yine bunların miktarı ve ilgili kalori, protein, yağ ve karbonhidrat değerleri veriliyor. Bu tabloda yine 11. ve 12. yüzyılda Konstantinopol'deki 3 manastırda papazların tükettiği günlük yiyecek miktarını görüyoruz. 3. tabloda Deminska Batı ve Bizans manastırlarında 9 ile 12. yüzyıllar arasında tüketilen yiyeceklerin beslenme değerini sunuyor ve pamuk işçilerinin iç mekanda çalışan işçilerin ve kırsalda çalışan işçilerin de diyetlerini gösterir. Tabii ki bunları detaylı bir şekilde açıklayacak vaktimiz yok. Aslında bu tabloların tamamı Bizans yiyeceklerinin düşük kalorifik değerlerini göstermek için kullanıldı. Ben bunlardan hiçbirinin Bizans açısından doğru yansıttığını, gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Bunlar dediğimiz gibi manastır toplumlarına ait göstergeler ve bütün
kültür olarak Bizans halkına yönelik bir sonuç vermiyor. Ancak burada Bizans manastırlarında tüketilen yiyeceklerin kalori değerlerinin 19 ve 20. yüzyıldaki proleter işçilerin tüketimlerinden daha yüksek olduğunu belirtmekte de fayda var. Son olarak burada bu tabloları kıyasladıktan sonra elde edebileceğimiz tek sonuç şu. İlk olarak Bizans ve Batı kurumlarındaki temel yiyecekler neredeyse benzer. İkinci olarak da 9. yüzyılda Batı manastırlarında kişi başına düşen günlük yiyecek tüketimi 11. ve 12. yüzyıldaki Bizans manastırlarından 3'te 1 daha yüksek. Bu açıklamalardan birisi iklim olabilir. Diğer bir değişiklik, diğer bir deyişle soğuk iklimlerde bu değişiklik makul ve hatta olmazsa olmaz addedilebilir. Ancak tabii ki burada daha sert bir müzevi denetimin ve oruç tutma durumunun olduğunu da unutmamak lazım. Son olarak bu tablolar baş rahiplerin, misafirlerin veya manastır toplumunda farklı yiyecekler, farklı nitelikte, farklı türde ve farklı miktarda yiyecek veya şarap tüketen grupların bilgilerini içermiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Son olarak yakın zamanda tarih, arkeoloji, biyoloji ve kimya gibi farklı alanlardan elde edilen çok disiplinli bir yaklaşım Bizans diyetiyle ilgili çeşitli kanıtları bizlere sunmuştur. Örneğin Chrissy Borbon'un Yunan Yarımadası ve Bizans çağındaki adalarla ilgili çalışmasından bahsetmek gerekir. Floral ve faunal topluluklara ilişkin bu çalışmalar son derece nadir çalışmalardır ve mevcut olan zooarkeolojik çalışmalarda bizlere Bizans bağlamında en çok karşılaşılan hayvan ve balıklarla ilgili bilgiler sunuyor. Bunlardan bazılarıyla ilgili kaynaklarda referanslar verilmiştir. Yine kemik analizleri ve izotopik değerler de bizlere tahılların ve bakliyat tüketimini, süt ürünlerini, et türlerini ve denizden elde edilen türlerin tüketimini gösteriyor. Şu ana kadar Yunanistan'da 8 tane Bizans bölgesi mevcut 6 ve 15. yüzyıllardan kalma ve bu bölgelere ait izotopik veriler elimizde var. Bu 8 Bizans topluluğu özellikle tarıma ve hayvancılığa yoğunlaşan ve ikincil faaliyetlere katılmış olan kırsal toplumları temsil ediyor. Örneğin Doğu Girit'teki bir ev kompleksine ait topluluklarda küçük ve büyük balıklar görülmüştü. Örneğin çipura balığı, papağan balığı, orfoz balığı, deniz hani balığı ve izmarit balığı gibi balıklar mevcuttu. Tabii bu noktada Bizans döneminde çok farklı miktarlarda balık ve deniz ürünün tüketimildiğini görüyoruz. Ve bunun da tarih öncesi Yunan topluluklarının izotopik analizleriyle kıyaslandığını görüyoruz. Burada yakın zamanda ortaya atılan ve daha fazla araştırılmayı hak eden bir hipotez var. Bu hipotez bu diyetin şekillenmesinde iki tane faktörün rol oynadığını belirtiyor. İlk olarak iyi organize edilmiş bir balık pazarının gelişimiyle birlikte balıkçılık tekniklerinin iyileşmesi. İkinci olarak da beslenme takvimi neredeyse yılın yarısında sıkı bir sınırlama gerektiren kilisenin oruç tutma düzeni. Tabii ki insanların oruç rejimine uyup uymadığını burada göz ardı etmek mümkün değil ya da oruç tutmanın günlük beslenme şekli üzerindeki rolünü göz ardı etmek mümkün değil. Tabii ki orta çağ batısı ile ilgili benzer çalışmalar yapılmış ve burada da balığın ne kadar önemli olduğu vurgulanmış. Yine evcilleştirilen hayvanlar arasında da yine jeolojik veriler mevcut. Ve özellikle
Yapılan zooarkeolojik çalışmalarda av etiyle ilgili çeşitli kalıntılara ulaşılmış. Örneğin Alageyik, Orta Bizans bölgelerinde çokça görülmekte. Tabii yapılan coğrafi ve kronolojik çalışmalar neticesinde Bizans diyetine ilişkin daha genel bir modeli destekleyen izotopik sonuçlara da ulaşılmış. Örneğin keçi ve koyun gibi evcilleştirilmiş hayvanların ve tahılların çok önemli olduğu bilgisine ulaşılmış. Yine özellikle süt, peynir, oksigala yani yoğurt tüketiminin de çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. Et değilse de hayvan ve süt ürünlerinin tüketiminin balık kadar önemli olduğunu söylemek gerekir. Zooarkeolojik analizlere dayalı tablolar yakın zamanda, örneğin zooarkeolog Kroll gibi araştırmacılar tarafından oluşturulan tablolar, Bizans'ta birçok hayvan türünün olduğunu gösteriyor. Bunları da iskelet kalıntılarından anlayabiliyoruz. Tablolar aynı zamanda kümes hayvanları veya koyun ve keçiler gibi hayvanlarla ilgili bilgileri yine Güney İtalya'dan Mısır'a ve Suriye'ye kadar farklı bölgelerdeki tüketim seviyesini bizlere gösteriyor. Ve hatta Roma ilk Erken Bizans ve Orta Bizans dönemlerinde bunların yüzdeleri ile ilgili bir kıyaslama dahi mevcut. Örneğin buradaki tablo Bizans döneminde hayvan ürünlerinin koyun, keçi, sığır ve domuz tüketiminin miktarını gösterir. Burada Roma dönemine kıyasla imparatorluk bölgelerinde memeli yüzdesinin aritmetik ortalamasının daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. İç kısımda kalan çember Roma dönemini yansıtıyor. Orta ve dış kısımlarda kalan çemberler ise erken ve orta Bizans dönemlerini yansıtıyor. Mısır açısından yalnızca Bizans'ın yüzdesi verilmiş durumda. Buradaki tabloda da büyük başlara ilişkin bir bilgi verilmekte ve bunların süt, peynir ve tereyağı gibi ürünlerin tüketimi açısından önemi vurgulanmakta. Et buraya dahil edilmiş değil. Bu konu tabii ki araştırmaya açık çünkü Bizanslılarının sığırlardan elde edilen etleri tüketmediğini biliyoruz. Özellikle bu hayvanları tarımsal çalışmalarda kullandıklarını biliyoruz. Evet, bu tabloda evcilleştirilmiş türler ve farklı kuş ekogrup yüzdeleri bakımından tavuk yüzdesinin aritmetik ortalamasını gösteriyor. Buradaki çemberlerin boyutları da ilgili bölgelerdeki kümes hayvanlarının önemini sembolize ediyor. Son olarak evet, bu üçüncü tabloda Bizans'ta av hayvanlarına ilişkin zoolojik bulguları yansıtmakta. Burada da çemberler yine ilgili bölgelerde bu av hayvanlarının önemini vurguluyor. Gördüğünüz gibi geyik, yaban domuzu, yabani tavşanlar burada çok yüksek oranda görülüyor. Ve karaca, yaban domuzu, yabani tavşan, yaban keçisi gibi hayvanların tüketiminin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Tabii kurt, tilki, ayı ve hatta yunus balığı gibi hayvanların dahi burada avlandığını belirtmek lazım. Ancak bu Bizans diyetiyle ilgili bir veri olarak ele alınmış değil bunlarda. Daha evvel bahsettiğimiz bulgular tabii ki Bizans'ta çok aşırı et tüketimi olduğunu akla getirmemeli. Durum bunun tam tersi. Bizanslılar basit bir ifadeyle ellerinde ne varsa onu tüketmişler. Çok az seçenekleri varmış ve hatta birkaç 10 yıl evveline gittiğimiz zaman kırsal
bölgelerde yaşayan halkların ellerinde ne varsa onları tükettiklerini görür. Sonuç olarak bize özellikle manastırlara ilişkin kaynaklarla tek taraflı olarak verilen bilgileri daha ihtiyatlı yaklaşmamız gerekiyor. Çünkü bunlar yalnızca manastıra ait beslenme düzenlerini bizlere gösteriyor. Bu düzenler tabii ki Bizans toplumunda rahipler olarak adlandırdığımız ve toplam nüfusun %10 veya %15'in hiçbir zaman geçmemiş olan bir grubu yansıtıyor. Ve tabii ki bunların daha olanaklı bir konumda bulunduklarını da belirtmek lazım. Burada yine ayrıca memurları, zenginleri, askerleri, kentlerde ve şehirlerde yaşayan orta sınıfı da dikkate almamak lazım. Ancak insan iskeleti kalıntılarına istinaden yapılan analizler şu anda daha gelişmiş sonuçlar verebiliyor. Ve bu önemli durumun Bizans halklarının sağlık durumu üzerindeki etkisini bize gösteriyor. Yine diğer faktörler arasında diş plağının gelişimi örneğin proteinden zengin bir diyet ile ilintiliyken deniz ürünlerinin diş çürümesini engellediği öngörülüyor. Yine benzer şekilde B12 vitamininden eksik bir diyet örneğin yine lezyonların orbital çatıda ve kraniyel kubbede gözenekli lezyonların ortaya çıkmasına sebebiyet verecek faktörlerin başında geliyor B12 vitamininin olmaması. Bildiğiniz gibi B12 vitamini balık, deniz ürünleri, et, kümes hayvanları, yumurta ve süt ürünlerinde bulunuyor. Yine ağız konusuna gelecek olursak ve özellikle anne sütünü tüketen bebeklere gelecek olursak yakın zamanda İngilizcesi hide and seek yani saklambaç olan bir çalışmaya rastladım. Chris Borbo tarafından hazırlanmış olan ve çocuk iskeletleri üzerine yapılmış bir araştırmayı yansıtıyor. Çocuklukta özellikle bebeklik döneminde uzmanların bizlerle saklambaç oynadığını söylemek mümkün. Çünkü bu Bizansları hiç ilgilendirmemekteydi. Ve hatta bunu kaydetmekte hiç ilgilenmemişler. Evet, çocuklukla ilgili bu bilgilerin olmaması orta çağ topluluklarına ait tipik bir şey. Ve Bizans kaynaklarının araştırılmasında elde edilen gelişmeye rağmen çocukların hayatları ve Bizans'ta çocukların yetiştirilmesiyle ilgili pek bir bilgiye sahip değiliz. Ve burada işte bu boşluğu bioarkeoloji tamamlayacak. Borbo gibi araştırmacıların yapmış olduğu çalışmalar sayesinde artık elimizde çocukların beslenme şekli hastalıkları ve mortaliteleriyle ilgili önemli veriler mevcut. Antropolojik malzemeler ile yapılan çalışmalarda erken ve orta Bizans döneminde Yunanistan'da farklı yerlerde yaşamış 448 çocuğa ait örneklere ulaşıldı ve bu örnekler bize çok kıymetli veriler sağlıyor. Buna istinaden özel kimyasal analizler uygulanabiliyor. Karbon ve nitrojen izotopları burada çalışılıyor. Anne sütüyle beslenme süresi ve sütten kesmeye ne zaman başlandığı saptanabiliyor. Ve 40 çocukta yapılan analiz neticesinde bu stabil izotoplar kullanılarak yapılan çalışma neticesinde çocuklarda metabolik bozukluklara rastlanmış, kemik iliği iltihabı, anemi ve demir eksikliği gibi iskorbit hastalığı gibi hastalıklara rastlanmış. Bunlar Akdeniz'deki kırsal topluluklarda yaşayan çocuklarda bulunuyor. Ve özellikle askorbik asit, C vitamini gibi eksiklikler anne sütünden erken kesilme ile bağlantılandırılıyor. Evet, bu örnekle kapatmak isterim. Çünkü çok disiplinli grupların Bizans diyetini çalışması neticesinde en iyi gelişme kaydedilecektir. Ve her birimizin tabii kendi alanımızda sınırları olduğu için birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Farklı alanlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Çok teşekkür ederim.
çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de ikinci sunumumuza geçeceğiz. Sayın Skelidis bu sunumu yapacaklar. Ve Akdeniz diyeti nedir? Bizlere aktaracaklar. Evet, çok teşekkürler. Evet, herkese geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Ege bölgesinde belli dönemlerde yaşamış olan halkların beslenme şekilleriyle ilgili temel unsurları ele alacağız. Evet, mevcut konuşma bağlamında biz beslenme ve diyet alışkanlıkları ile ilgili iki döneme değineceğiz. İlk olarak eski dönemlere, yani klasik ve helenistik dönemlere bakacağız. İkinci olarak da modern ve çağdaş dönemlere kadar olan döneme değineceğiz ve globalleşme neticesinde bu beslenme alışkanlıkları üzerinde 1980 yılından sonra meydana gelen etkiyi ele almaya çalışacağız. Bizans'ı Osmanlı dönemlerinde tabii ki belirteceğiz. Tabii ki bizim için neyin yeni, neyin kötü, neyin eski, neyin yeni olduğunu vurguladıktan sonra biz bir diyet konusuna açıklık getirmek istiyoruz. Diyet, Orta Çağ İngilizcesinde diete kelimesinden geliyor. Bu da Latin dieta kelimesinden geliyor. Yaşama biçimi anlamına geliyor. Bu bilgi de Yunanca'da dieta kelimesinden gelmekte. Ki bu da Antik Yunan döneminde dietista kelimesine dayanıyor. Ve kişinin hayatını yaşaması anlamına geliyor. Bunlar tabii ki Amerikan miras sözlüğüne dayanmakta. Ancak temel itibariyle antik Yunanlılara göre diyetin ne anlama geldiğine bakacak olursak, diyet esasında bir insanın beslenme dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın yaşam biçimi anlamına geliyor. Bugün ise diyetten kastımız daha karmaşık ve daha az kapsayıcı. Günümüzde beslenme, diyet kişinin veya diğer organizmaların tükettiği miktar veya yiyecek anlamına geliyor ama burada daha spesifik bir gıda alımından bahsediyoruz. Örneğin genellikle ben işte şunu yemeyeceğim çünkü diyetteyim diyoruz ya da şunu yiyeceğim çünkü diyetteyim diyoruz. Tabii ki bu beslenme alışkanlıkları ve tercihler kişinin yaşamında, sağlığında ve uzun ömürlülüğünde önemli bir rol oynamaktadır. Bu kültürleri tanımlayabilir ve dinde de önemli bir rol oynayabilir. Tabii ki insanlar hem etçil hem de otçullardır. Ancak her kültürde her insanın kendine özgü yiyecek tercihleri vardır. Bazı yiyecekler tabudur. Bu tabii kişisel tercihlere, kişisel zevklere bağlı olabilir veya etik sebeplere dayanıyor olabilir. Evet, yeni eski kavramlarını ele aldık ve diyetten ne anladığımızı aktardık. Şimdi lokasyondan bahsedelim. Ege bölgesinden ve Ege bölgesindeki halklardan bahsedelim. Bu tabii Eyes kelimesinden türetiliyor. Bu da Kral Eyes'in isminden geliyor. Bu İskenderiyeli Hisius'a göre dalga anlamına geliyor. Ama metaforik olarak da ex, yani keçi anlamına gelen kelimeden geliyor. Yine mecazen bu Yunanca'da hem dalga hem de keçi anlamına gelmekte. Yani Ege ifadesi antik Yunan'da dalgalı deniz anlamına geliyor. Şimdi asıl olarak Ege halkının geçmişte ne tükettiği sorusuna gelecek olursak, ben bir arkadaşım Harvard'ın
söylediği bir şeye değinmek istiyorum. O WOW diyetini tüketir Akdenizliler derdi. Çünkü Akdeniz'in üçlüsüne dayanır derdi. WOW, wheat yani buğday, zeytinyağı ve şarap anlamına geliyor. Bu üç kelimenin İngilizcesinin kısaltması. Yine Homer'in tanımlamalarında da tahılların, bakliyatların, zeytinlerin, zeytinyağının ve şarabın bolca tüketildiğini görüyoruz. Yine Homer'in döneminde aristokrat kahramanlar arasında tuzlu sığır etinin, koyun, keçi etlerinin tüketildiğini, ekmeğin başlıca öğünlerden olduğunu anlıyoruz. Tabii ki burada etin miktarı sosyal durumla çok bağlantılı. Yine Güney Akdeniz komşuları olan Mısırlılar gibi Yunanlılar da Frank soğanı ailesine çok düşkün. Yani soğan, sarımsak ve pırasaya çok düşkün. Bunları bolca tüketiyorlar. Çekirdekler, özellikle badem ya da fıstık türleri de Ege'deki halkın beslenmesine paleolitik dönemden beri önemli ölçüde katkı sağlamış. Mercimek, fava fasulyesi, diğer hububatlar da önemli birer besin kaynağı ve hem tarım öncesi hem de tarım dönemindeki halk açısından önemli birer bitki kaynağı. Yine üzüm, incir, armut, elma, erik ve kırmızı yemişler de çok yoğun bir şekilde tüketiliyor. Yabani bir şekilde ya da klasik dönemde yetiştirilmek suretiyle tüketilmişler. Yine domates ve patates bölgeye çok daha geç geliyor ama çok hızlı bir şekilde ve çok yoğun bir şekilde kullanılmaya başlıyor. Ege bölgesi ve Akdeniz havzası tabi tarım bakımından çok şanslı çünkü en başlardan burada tarımın yapıldığını biliyoruz. Arpa ve mercimeğin bu bölgede İsa'dan önce 6000 yılından bu yana üretildiğini biliyoruz. Üzüm milattan önce 5000 yılından beri, zeytin milattan önce 3500 yılından beri tüketiliyor. Yine süt ve peynir milattan önce 3000 yılından beri üretiliyor. Yine keçilerden ve koyunlardan elde edilen süt ve peynir de milattan önce 3000 yılından bu yana üretilmekte ve tüketilmekte. Şayet bir yoksul kişi iseniz ya da kırsalda yaşıyorsanız diyetiniz neye dayanacak? Genellikle aslında sebze ağırlıklı. Bunun yanında arpa, bolca şarap ve sebze tüketimi mevcut. Bu zeytin, balık, deniz ürünleri, et ve süt ürünleriyle destekleniyor. Tabii ki et mevcut ama miktar olarak çok yoğun miktarlarda bulunmamakta. Ancak yaban domuzu, yaban tavşanı, geyik ve dağ keçisi bu dönemde tüketilmekte. Tabii bu koşullar altında yine kurbanlardan bir et üretimi söz konusu. Yani Allah'a, Tanrı'ya sunulan yiyeceklerden gelen bir et söz konusu. Ayrıca zeytin, balık ve kabuklu deniz ürünleri de bolca bulunmakta. Zeytin ve zeytin ağaçlarına bir değinmek istiyorum. Çünkü zeytin yetiştiriciliği ve kültür burada çok önemli bir noktada duruyor. Ve antik Yunan medeniyetini en iyi tanımlayan şeylerden birisi. Zeytin ağacı antik Yunan'ın sembollerinden birisi haline gelmiş. Bu yalnızca beslenme açısından zengin olması için değil, aynı zamanda dini amaçlarla da kullanılmış. Bunun en güzel örneklerinden birisi tabii ki Cotinus'tur. Yani olimpiyat oyunlarını kazanan kişiye verilen zeytin dalından yapılmış taçtır. Ve birinci sırayı gelen, birinciliği kazanan kişilere de 5 ton zeytinyağı verilirmiş o zamanlar.
Doktor Anagnostakis'in de söylediklerini hatırlayacak olursak, zeytin Bizans'ta altın değerindeydi ve 5 ton zeytinyağı da bayağı iyi bir sermaye diyebiliriz. Yine Homer'den alınan tasvirler, çanak çömlek ve fresklerin üzerinde bulunan tasvirler, antik Yunan dönemindeki halkın balık ve deniz ürünleri, zeytin ve zeytinyağı, şarap, çeşitli etleri işlediklerini bize gösteriyor. Yine yemeğin korunmasına gelecek olursak, Girit'te birçok saklama tesisi mevcut. Yine Güney Yunanistan'da diğer bölgelerde saklama yerleri mevcut ve buralarda buğday, tohumlar, zeytinyağı, şarap ve diğer ürünlerin saklandığını görüyoruz. Aynı zamanda tuzlanarak veya çeşnilenerek korunduğunu ya da saklandığını da görüyoruz. Peki bu yemekleri nasıl tüketiyorlardı? Bu yemekler nelerden oluşuyordu? Evet, Siraküslü Filemon'a göre klasik dönemde günlük diyet şu yiyeceklerden oluşuyordu. İlk olarak akritismos, yani kahvaltı. Bu güneş doğduktan sonra tüketilen bir öğün. Arpa ekmeği şaraba batırılarak yeniyor. Buna da akratos deniyor. Yani susuz anlamına geliyor. Ve bu genellikle incir veya zeytinle tamamlanıyor. Yine bazen antik Yunanlılar kahvaltıda tiganitis denilen pankekler, gözlemeler yapıyorlardı ya da tiganias deniyordu ya da tiganon da deniyordu. Bu da bildiğiniz gibi kızartma tenceresi anlamına gelmekte. Yine Ariston'da öğleleyin yenilen hızlı bir yemek. Dinon ise, ya akşam yemeği ise, günün en önemli yemeği ve genellikle akşam vakti tüketiliyor. Kimi zaman antik Yunanlarda Aristoneon denen öğle yemeği ile akşam yemeğinin karışımı şeklinde bir yemek yeniliyordu. Kanadalı arkadaşlarımız Lapper denen, yani lunch ve supper kelimelerinin birleşiminden oluşan benzer bir konsepti hale uyguluyorlar. Antik Yunan'da akşam yemeği antik Yunanların sosyal hayatları açısından da çok önemli. Çünkü yalnızca vücudun beslenmesi değil, aynı zamanda zihnin, beynin de beslenmesi anlamına geliyordu. Antik Yunanlılar koltuklarında bir kollarının üzerine boylu boyunca uzanıp boşta kalan elleriyle yemek yerlerdi. Ve bu yiyecekleri bir lokma büyüklüğünde hazırlanırdı. Ekmekle, yani pide tarzında bir ekmekle tüketirlerdi. Ya da çorbayı emdirmek için mayalı ekmek kullanırlardı. Yani ekmekle birlikte çorbayı tüketirlerdi. İki öğün servis edilirdi. Önce dipnon gelirdi. Yani etten veya balık yemeğinden önce gelen iştah açıcılar verilirdi. Simpozyum denen ikinci öğünde ise özel olarak seçilmiş lezzetlerle ve yiyeceklerle, yani arpa veya buğdayla ve tabii o evin mali koşullarına bağlı olarak elde edilen yiyecekle, yanında bir alabalık ya da bitkilerden yapılmış salata, peynir ve soğan servis edilirdi. Sempozyum çok önemliydi çünkü burada fikir teatisinde bulunulur, felsefe yapılırdı, hayata dair sosyal konular tartışılırdı, problemler çözülürdü, şakalaşılırdı, uzun uzun düşünülürdü, gülüşülürdü, şakalar yapılırdı, eğlenilirdi ve hikayeler anlatılırdı. Tabii ki bu rastgele yapılan bir etkinlik değildi. Yunanlılar vücutlarını, karaciğerlerine ve safra keselerine en az baskıyı yapacak şekilde konumlarlardı. Ve uzun yemek süreleri boyunca rahatsız olmadan yemeklerini tüketirlerdi. Özellikle şarap ve yağlı yiyecek tüketirken. Aynı zamanda bu pozisyon kan dolaşımını da en iyi hale getiriyor.
Homer yine Akdeniz kültürünün masa etrafındaki bir diğer önemli noktasına da değinir ve bu masanın toplum ve sosyal boyut açısından çok önemli olduğunu söyler. Akdeniz halkı için bir yemek yeme etkinliği bir sosyal etkinliktir. Bu felsefe yapmak için, kendini keşfetmek için ve başkalarını keşfetmek için ve en nihayetinde doğruyu, hakikati keşfetmek için bir fırsattır. Ve bu tabii ki erdemi bulmak için bir fırsattır. İnsanlar çok benzersiz bir şekilde masa etrafında bir araya getirilir ve bağlanır. Genellikle simpozyum bir tartışmanın, ihtilafın çözümünde dahi önemli bir rol oynar. Kaliforniya'da master'ımı yaparken orada bazı insanlarla tanıştım ve vejeteryenliğin Berkeley, Kaliforniya'da başlatılan modern bir hareket olduğunu söylüyorlardı. Ama Triptolemus'tan hiç haberleri yoktu. Çünkü Triptolemus bilinen ilk vejeteryandır. Kendisi hayvan tüketiminden uzak durmuştur ve üç temel direktife dayalı bir felsefe güderek bunu yapmıştır. Anneni babanı onurlandır, meyveleri sunarak Allah'ı Tanrı'yı onurlandır ve hayvanlara karşı merhametli ol. Triptolemus'un burada bir resmini görüyoruz. Demeter'dan yani tarım tanrıçasından burada bitki alıyor ve Persephone tarafından kutsanıyor. Bu 5. yüzyıldan kalma bir rölyef ve Atina Ulusal Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmekte. Evet, beyni ve vücudu beslemenin yanı sıra burada orta yol felsefesi de Plato tarafından ortaya atılmış. Bu Platon'un çok sık öğrettiği bir görüş. Kendisi tabii ki klasik Yunanistan'ın en önemli bir filozoflarından birisi. Aynı zamanda diyet bakımından da çok önemli bir filozof. Çünkü Platon'un diyeti özellikle hububat, bakliyat, meyveler, süt, bal ve balıktan oluşuyor. Et, tatlılar ve şarap ise orta yollu, yani makul düzeyde tüketilmeli diyor. Aşırı yemek yemek hastalığa sebebiyet vereceği için uzak durulması gereken bir şeydir diyor. Aynı zamanda Plato hekimleri dikkate alır. İnsan diyetinden aşçıların sorumlu olmaması gerektiğini savunur. Platon'un eserlerinde yine insan diyetine çokça gönderide bulunulur. Bunun zihinsel, entelektüel arayış açısından bir platform görevi gördüğü belirtilir. Yani Plato'ya göre Republic'de, yani Cumhuriyet eserinde de okuduğumuz üzere ihtiyaçlarımız kadar yiyecek, hayatımızın desteklenmesi ve varoluşumuzu destekleyecek kadar yiyecek kafidir. Yani burada do not exaggerate, abartmayın lafı çok önemli. Evet, felsefenin babasından tarihin babasına geçelim. Tıbbın babasına geçelim. Hipokrat şöyle öngörüyor. Hipokrat'a göre bir denge tutturmak gerekir. Hastalıklar dengesizlikleri temsil eder. Kendisi yiyecek tüketiminde orta yola, orta yolun önemini vurgular. Ve aynı zamanda mevsimlere göre yiyeceklerin çeşitli, farklı şekillerde tüketildiğini bahseder. Bu tabii ki diyabet gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde de çok önemli bir rol oynamaktadır beslenme şekilleri. Kendisi o zamanlar bu hastalığın ismini dahi koymuştur. Diavena'dan, yani seyahat etmekten gelir. Bu ağızdan idrara seyahat anlamına gelir. Tabii kendisinin diyete bakış açısı hayat açısından önemli bir parametredir. Ve alıntılarından birisinde yiyeceğiniz ilacınız olsun, ilacınız yiyeceğiniz olsun der ve yürüyüş insanın en iyi ilacıdır der.
Bir de Arhestoros'a vurgu yapmak gerekir. Kendisi gastronominin babası olarak bilinir. Ve 5 ilkeden bahseder. İlk olarak kaliteli ham gıdaları, işlenmemiş gıdaları kullanın. Bunları uyumlu bir şekilde birleştirin. Sıcak soslar ve baharatlar kullanın. Hafif soslar kullanın ki yemeğin tadına varın. Yine bu baharatları orta yollu kullanın ki doğal tatları kaçmasın der. Bu dünyanın en iyi şeflerinin, en iyi gastronomlarının dahi önerdiği ilkelerdir. Ve yemek pişirmek için çok önemli ilkelerdir. Kendisi çeşitli bölgeleri ziyaret etmiş. İtalya, Yunanistan, Asya Minor gibi bölgeleri ve buraların yiyecekleriyle ilgili bilgiler toplamıştır. Ve eserinde de buna yer vermiştir. Ona göre balık çok tüketilmektedir. Ve balığın en iyi ne zaman yeneceğinin mevsimine ve yerine göre belirleneceğini belirtir. Bu tabii ki modern balıkçıların ve mutfak uzmanlarının bugün bizlere sunduğu önemli bir bilgi. Yani Doktor Balta'nın açılış konuşmasında da belirttiği üzere Ege bölgesinde dünyanın birçok bölgesine benzer şekilde yoksullar ellerinde ne varsa ondan yemek yaparlar. Ancak son 3000 yılda Ege yemek kültürü çok yavaş ölçüde değişmiş ve Bizans dönemlerine kadar aynı kalmıştır esasen. Yine burada Akdeniz bölgesindeki diyetin, özellikle Ege'deki diyetin hakkında 1948 yılında yapılmış olan bir çalışmadan bilgi elde ediyoruz. O zamanlar Yunan hükümeti Rockefeller Vakfı'ndan Dr. Albo ile çalışıyor ve savaş sonrası koşulların iyileştirilmesi için bir çalışma yürütüyor. Dr. Albo'nun günlüklerinden bir alıntı okuyacağım şimdi. Çalışması bittikten sonra bu yayınlandı. Zeytin, hububat, bakliyat, meyve, yeşillik, az miktarda keçi eti ve sütü, av hayvanları ve balık, Giritlilerin temel yiyecekleri. Ekmek olmadan yemek tamamlanmıyor. Zeytin ve zeytinyağı enerji alımına çok önemli katkıda bulunuyor. Yemekler resmen yağın içerisinde yüzüyor. Ama yemek tüketim seviyeleri şaşırtıcı derecede iyi. Bütün itibariyle yeme alışkanlıkları doğal ve ekonomik kaynaklara ve ihtiyaçlara uyarlanmış durumda. Evet, Dr. Albo şöyle diyor, Girit diyeti şaşırtıcı derecede iyi olduğu için ve kalp sağlığına çok iyi geldiği için herhangi bir iyileştirme yapmaya gerek yok diyor. Sonrasında Girit adası 7 ülke çalışmasına dahil ediyor ve dünyaca tanınan hekim Ansel Keys diyet ile kardiyovasküler hastalıklar arasındaki ilişkiye açıklık getiriyor. Girit'ten elde ettiği gözlemlere istinaden burada insanların daha uzun yaşadığını ve daha az kalp rahatsızlığına yakalandığını görüyor. Bu olgu tabii ki insanların bitkiye dayalı ve antik atalarının diyetine benzer bir diyetle beslenmeleriyle açıklanıyor. 7 ülke çalışmasından sonra Girit diyeti 90'lı yılların başında Akdeniz diyeti piramidinin oluşturulmasında temel rolü oynuyor. Tabii Akdeniz diyetinin sunumu gerçekten çok uygun bir zamana denk gelmekte. Çünkü yiyecek trendlerinde de bir küreselleşmenin yaşandığı döneme tekabül ediyor. Akdeniz diyeti bilimsel topluluk tarafından sunulurken sağlığın ve uzun yaşamın geliştirmesinde bir kaynak olarak sunuluyor. Bu diyet tabii ki bitki kaynaklı ama burada orta yollu olmak ve sosyalleşme kavramları çok önemli. Tabii ki bu
tercihten ziyade bir gereklilik neticesinde ortaya çıkmış durumda. Yine hemen hemen aynı dönemde bilimsel toplum ve en nihayetinde bütün dünya Akdeniz diyetini tartışmaya başladı. Ancak maalesef insanların yemek yeme alışkanlıkları daha da kötüye gitmeye başladı. Mevcut trendlere göre gördüğümüz kadarıyla gitgide artan bir enerji tüketimi var. Bitki temelli yiyeceklerin tüketimi azalmış durumda. Bunu Ege'nin her iki yakasında görüyoruz ve yalnızca Ege'de değil bütün dünyada görüyoruz. Ege bölgesi maalesef ki batılılaşma neticesinde bu küresel trendlere uyum sağlamakta. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan en güncel verilere göre Ege bölgesindeki insanlar şu anda bulaşıcı olmayan hastalıklardan ve kalp rahatsızlıkları veya kanser gibi diyet ve yaşam tarzı değişiklikleriyle büyük ölçüde önlenebilecek kronik hastalıklardan dolayı ölüyor. Yine ironik olan şu ki bu verilere göre Ege halkının yemek yeme alışkanlıklarının değişmesi lazım. Yapmaları gereken aslında geriye dönmek. Eskiden ne yapıyorlardıysa, yani 25-30 yıl önce nasıl yiyorlardıysa öyle yemeleri gerekiyor. Ve sağlığımızı korumak için atalarımızın yemek yeme şekline geri dönmek durumundayız. Eskiden olduğu gibi mi yemek yemek isteriz, yoksa 20-25 yıl önce başlayan trende göre mi yemek yemek istiyoruz? Bu bize kalmış. Ve esasında tüketici olarak en güçlü insan biz olduğumuz için bu bizim elimizde. Her biriniz her gün en az 3 defa yemek yiyor ve her seferinde ne yiyeceğinize, ne satın alacağınıza, dolarlarınızı, eurolarınızı, liralarınızı nereye harcayacağınıza siz karar veriyorsunuz. O yüzden sizin satın aldığınız şey, sizin desteklediğiniz şey oluyor. Pazarın size sunacağı şey oluyor. O yüzden biz sağlığımıza katkı sağlayan eski şeyleri mi daha fazla görmek istiyoruz? Geleneklerimizi koruyacak şeyleri mi daha fazla görmek istiyoruz? Çünkü yakın zamanda eski günlerin canlandırılması için çabalar sarf edilmekte ve bu muhakkak ki bizim faydamız olacak, menfaatimiz olacak. Bunlara geri dönmek bizim menfaatimiz olacak. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, bu değerli konuşmalarınızdan ötürü ikinize de teşekkür ediyoruz. Efendim, konuşmacının mikrofonu kapalı. Evet, bizler bu konuşmalara istinaden sağlıklı ürünleri tüketmemiz gerektiğini bir kere daha anlamış olduk. Şimdi dilerseniz varsa sorularınız yanıtlamaya çalışalım. Tamam. Evet, her iki konuşmacıya da çok teşekkür ederim. Özür dileyerek ilk konuşmacıyı çok net takip edemedim geciktiğim için. Ancak her iki konuşmacı benim için çok değerli oldu. Ama burada başka bir şeyi düşünmek lazım. Ve bu soruya da cevap arıyorum. Çünkü konuşmacı arkadaşlarım, evet, doğala dönelim dediler. 1948 ve ondan sonraki dönemde yeme alışkanlıkları değişmeye başladı. Ege'nin her iki tarafında da. Ama burada bir şey dikkatle izlemek lazım. Beklenen yaşam süresi arttı. 1900'lü yıllarda beklenen yaşam süresi neydi insanlar için? Şu anda ne? Şu andaki duruma baktığımız zaman
beklenen yaşam süresi oldukça 75-80'lere vardı. O zaman burada eskiye dönmek dediğimizde hiç kimse 40'lı yaşlarda yaşamak istemez. Tamam, haklısınız. O nedenle her iki konuşmacının da bu konudaki görüşünü merak ediyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sikalidis. Size ait bir cevaptır bu. Ha. Peki sorunuz için teşekkür ederim. Tabii ki 1948 yılından önce birçok şey farklıydı. İlk olarak o zamanlar sürekli bir savaş söz konusuydu. Aynı zamanda tıbbın seviyesi de çok farklı bir düzeydeydi. Dolayısıyla beklenen yaşam süresinin 1900'lü yıllardan önce daha düşük olması, bu beslenme alışkanlıklarının kötü olmasıyla alakalı değil, daha ziyade kötü hijyen koşullarıyla alakalı. Tabii ki hijyen standartları önemli ölçüde gelişti ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Türkiye'de dahi çok ciddi bir değişiklik görmeye başladık. Kızamıklıktan ölen ya da çocuk felcinden ölen kişilerin sayısı son derece az. Çünkü en ücra köylerde dahi hijyen, hıfz-ı sıha çok ciddi ölçüde sağlanabilmekte. Ve bu geçmiş yıllara kıyasla ciddi anlamda gelişmiş durumda. Ve yine belli bir ölçüde şunu da idrak etmek lazım. Gıda endüstrisi güvenli yiyeceklerin sağlanması noktasında önemli gelişmeler kaydettiler. De burada çocuklarda obezite görülmeye başladı. Kalp hastalıkları ciddi anlamda daha da yükseldi. Tabii daha uzun yaşıyoruz ama daha fazla hastalıkla yaşıyoruz. Daha fazla engelli durumuyla karşılaşıyoruz. Sürekli ilaç almak durumunda kalıyoruz. Ciğerimiz, böbreğimiz, karaciğerimiz ciddi bir yük altında. Bu sebeplerden dolayı soru daha ziyade tıbbın faydalarını, hijyenin faydalarını korurken beslenme noktasında da iyi şeyleri muhafaza edebilmek ve bu da her iki dünyanın nimetinden de en iyi şekilde faydalanabilmek anlamına geliyor ki bence hedefimiz bu olmalı. Bu sayede uzun yıllar ve sağlıklı yıllar yaşayabiliriz. Zannediyorum cevabım bu olacaktır. Konuşmacılara teşekkür ederim. Ben özellikle felsefe tarihinde Yunan kültürünü çok önemsiyorum. İşte sofistlerle başlayan Sokrates, Platon, Aristo ile devam eden ve Batı felsefe tarihinde önemli bir yer eden bu konuyu çok önemsiyorum. Aynı zamanda beslenme kültürünün de İkinci konuşmacının verdiği beslenme kültüründe çok önemli ve insan sağlığının ve yaşamın düzenli sürdürmesi için çok yararlı olduğunu biliyorum. Bu açıdan şu andaki yaşın ilerlemesi tabii biraz sağlık koşullarının gelişmesiyle ilgili. Özellikle Batı'da, Amerika'da ve Avrupa'da baktığımız zaman obezitenin büyük bir hastalık haline geldiğini, bunun da yanlış beslenme ile ilişkili olduğunu biliyoruz. Yani hastalıkların artmasının da beslenme yanlışlıklarıyla ilişki olduğunu biliyoruz. O açıdan dile getirilen konuşmacının, ikinci konuşmacı tarafından dile getirilen sağlıklı beslenme kültürünü ben yürekten benimsiyorum. Teşekkür ederim. Evet, esasen bir noktaya daha vurgu yapmak isterim. Nekropsiye istinaden ve genel sağlıkla ilgili ve doku sağlığı ile ilgili gerçekleştirilen değerlendirmelere istinaden bu neslin, yani benim neslimin
bir önceki nesilden daha az yaşayacak bir nesil olacağını söyleyebilirim. Bunu dikkate alacak olursanız, bu noktada üzücü bir gelişme söz konusu. Her nesil, bizim çocuklarımız bizden daha uzun yaşayacak derdi. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki bu tarihte ilk defa tersine dönecek. Ki bence bu da çok üzücü bir olumsuz rekor. Ki bunu bu kadar bolluk bereketlik olan bir dönemde yaşıyoruz. Artık finans bakımından, yemeğe ulaşılabilirlik bakımından bolluğun, bereketin olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ama bizden sonra gelecek nesillerin yaşam süresi bizden az olacak. Ve bu kronik hastalıklar hepimizi sessiz bir şekilde öldüren bir katil olarak hareket ediyor. Merhabalar, teşekkürler öncelikle. Ben Akdeniz beslenme modelinin, yani bu Girit örneği üzerine kurulan beslenme modelinin faydalı bir model olduğunu düşünüyorum. Ancak bu modelin Doktor İlyas Anaktostakis'in söylediği gibi Bizans'tan beri tüm Ege topraklarında olmadığını, bunu antik dönemden günümüze sıçrama yaparak sürekli ve kesintisiz 3000 yıl boyunca devam etmediğini söylemek istiyorum. Bir de hem antik Yunan'da hem de Bizans döneminde hem de Osmanlı döneminde yaygın olan hıltlar teorisi, Theory of Humors üzerine dayalı sağlık ve tıp anlayışı ve beslenmenin de bunun bir parçası olduğunu düşünerek Hipokrat ve onun ardıllarının önerdiği sağlıklı beslenme modelinde günümüzde artık hiç geçerliliği olmayan bu hıtlar teorisi üzerine kurulu olduğunu da hatırlatmak istedim. Özellikle Osmanlı döneminde Ege bölgesinde gene sadece bu Akdeniz beslenme modeline dayalı bir tüketim alışkanlığı olmadığını, aslında sınıfsal farklılıklara göre beslenme çeşidinin olduğunu ve bulunabilirlik üzerinden düşünmek gerektiğini düşünüyorum. O yüzden şeyi soracağım size, bu eski hıltlar teorisi, yani Theory of Humors üzerine dayalı beslenme modeli 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'da kayboldu ve aslında büyük bir birikim gitti. Bunun rolü neydi eskiden? Evet, sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Evet, Doktor Anaktostakis'in yokluğunu doldurmak pek mümkün olmayacak. O yüzden ben konuyla ilgili kendi fikrimi izah edeceğim. Sonuna kadar haklısınız. Özellikle Girit bakımından diyet bir tercih meselesi değil. Diyet burada bir tercih meselesi değil. Doktorun da belirttiği üzere bu bir gereklilik meselesi. Ve bu bize bu süre zarfında düzgün bir devamlılığın da olmadığını gösteriyor. Yani Akdeniz usulü yemek yeme şekli aslında Ege'nin her iki tarafında da aynı değil. Özellikle Theory of Humors Bizans döneminde oldukça baskındı ve Bizans döneminden sonra da oldukça baskındı. Ancak ben size ilk dönemden bahsedemeyeceğim. Konuya hakim olmadığım için. Evet, ben tarihçi değilim. Ancak kendi çalışmalarıma istinaden şunu söyleyebilirim. Bu teoriye göre Hipokrat'ın kendisinin de belirttiği şeye bakmamız lazım. Evet. Evet.
kendisi Batı tıbbının kurucusu olarak kabul edildiği için Bizans döneminde onun teorisi de çok kabul görüyordu. Bizans döneminden sonra da birçok eser Araplar tarafından tercüme edilip korundu. İtalya'daki halk, Latinler bu manastırlardaki el yazmalarını aldılar ve Arapçadan Latince'ye tercüme ettiler ve bu da Rönesans'ın başlangıcı oldu. Sonrasında bu teoriler bir kez daha keşfedildi ve batıda üretilip doğuya seyahat edip tekrar batıya geldi. Ve bu bilginin Araplar tarafından korunması sayesinde oldu. Latince'ye tercüme edilirken de Avrupa'da bir seyahate çıkmış oldu. Scientia Franca'nın yani gerçek bilimin teorileriydi bunlar. Bunlar büyük ölçüde kilise tarafından kabul edildiği için süre gelmişlerdi. Ve el yazmalarının tercüme edilmesi suretiyle tamamdır, kalite kontrolü yapılmıştır dendi. Yani bu yazmalarda ne varsa bu onaylanmış oldu ve o zamanlarda bu doktorlar bu bilgilere istinaden eğitildiler ve Hipokrat'ın humor anlayışı batıya bu şekilde yeniden aktarılmış oldu. Benim tarih bilgim bundan ibaret efendim. Benim sorum Bay Skaridis'e, Doktor Alexandra'nın beslenmeye giriş dersinde beslenme hesaplamasını bize öğrettiğini biliyorsunuz. Peki onlar kalorileri, besin değerlerini bu 1900'lü yıllarda nasıl ölçümlemişler? Bunu merak ettim. Evet, bugün elimizde düzgün araçlar var ölçüm yapabilmek için. Ama onlar o zamanlar bunları nasıl ölçmüşler diye sordunuz. Aslında şu anda bu mevcut o zaman Hipokrat ve diğer filozoflar da aslında insan doğasını incelemeye çok meraklılardı. O yüzden o zamanlar ellerinde teraziler vardı ve bu terazilerle bir insanın kilo alıp almadığını ya da kilo verip vermediğini belirleyebiliyorlardı. Ve kişinin diyetinin bu kişiye kilo almasına sebep olup olmadığını ölçebiliyorlardı. Kişi sağlıklı görünüyor mu ya da belli fiziksel işleri yapabiliyor mu, buna göre bir karara varıyorlardı. Ve buna göre kişinin sağlıklı olup olmadığına karar veriyorlardı. Ve buna istinaden bir sonuca varıyorlardı. Sizin sorunuza yanıt vermek gerekiyorsa, Humor'un teorisi nasıl kayboldu? Aslında kaybolmadı, daha ziyade değiştirildi diyelim. 18. yüzyılda bilim dinin ötesine geçti. Amsterdam'daki ilk anatomi okulları kuruldu. İnsanlar deney yapmaya başladılar ve
o zamana kadar kiliseden dolayı müsaade edilmeyen şeyleri yapmaya başladılar. Mevcut olan bilgiyi geliştirdiler. Tabii ki bir hakikat görüşü vardı ama bu hakikat görüşü %100 doğru değildi. Ben buna daha ziyade bu şekilde yaklaşmamız gerektiğine kaniyim. Bir son soru olsun. Ben bugünden bahsedeceğim, geçmişten değil. Bildiğiniz üzere İstanbul'da öğleleyin yemeğe çıkacak olursanız ev yemekleri bulabilirsiniz. Ama gece dışarı çıkacak olursanız bulamazsınız. Çünkü gece daha ziyade ekonomik rasyonelin, kapitalizmin yüksek fiyatlı et yemeklerini ve balık yemeklerini bulabilirsiniz. Ve bunun arkasında bir ekonomi mevcut. Çünkü insanlar akşamları rahatlayıp kocaman tabaklarda yemekler yemek istiyorlar. Bozcaada ya da Gökçeada gibi bir yere gidecek olursanız bu Akdeniz diyetine uygun esnaf lokantaları bulabilirsiniz. Peki sizce kapitalizm ve metropol rasyonu mantığı restoranların yemek alışkanlıklarını nasıl değiştirebilir? Tabii akşam yemeğini kendiniz yapabilirsiniz ama biz genelde İstanbul'da dışarıda yemek yemeyi seviyoruz. O yüzden dışarıda bir ev yemeği bulmak pek mümkün değil. Evet, pazarı ve kapitalist modeli sağlıklı yeme şekliyle ve geleneksel yeme şekliyle nasıl bir araya getiririz diye soruyorsunuz. Aslında 2-3 tane doktora öğrencisini bir araya getirerek bu soruya bir yanıt getirebiliriz. Ama bence önemli olan şeylerden birisi boyut. Bu restoranlara gittiğiniz zaman 300 kişiye yemek servis ediyorlar. O yüzden kaliteyi ve standardı 300 kişiye yemek verdiğiniz zaman sürdürebilmeniz mümkün değil. Doktorun konuşmasında da bunu işittik. Bizanslılar Ege diyetini bırakınca ne oldu? Bu kentleşme neticesinde bunu yapmak durumunda kaldılar. Herkes büyük şehirlere geldi, çiftçiler yetmemeye başladı ve uzaklardan yemek getirmek durumunda kaldınız. Ve uzaklardan getirince de kalite genellikle en iyi kalite olmadı. Ve kalitesi düştü. Yani kentleşme bu bakımdan kaliteyi etkiliyor. Ve kalitenin muhafaza edilmesini önlüyor. Bu doğanın genel bir kanunu. Enflasyon birimin değerini düşürür. Özellikle bu delikatesen ya da akşam yemeği olayı aslında üretim miktarını sınırlamaktan öte bir şey yapmıyor. O yüzden ben daha küçük restoranları tavsiye edebilirim. Tabii ki burada birim itibariyle bir kar elde etmek mümkün olacaktır. Ama bu halkın desteklemesi gereken bir şey. Siz Burger King'e gitmeyi tercih ediyorsanız her köşede bir Burger King bulabilirsiniz. Çünkü ekonomi böyle işliyor. Ama Burger King'e gitmezseniz, başka bir şeyi desteklerseniz başka bir şey gelişir. Bence bu kadar basit. Pek sihirli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tamam. Ve ladies and gentlemen, thank you very much. Şenler beyefendiler, geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ümit ederim ki bu konferans sizler için faydalı ve ilginç olmuştur. Evet, Hipokrat'ın sözlerine uyalım. Hipokrat'ın sözlerini unutmayalım. Yiyeceğimiz ilacımız olsun, ilacımız yiyeceğimiz olsun. Ama bazen kuralların dışına çıkmanın da bir mahsuru yoktur. Bir porsiyon baklava yemenin ya da hamburger yemenin de mahsuru yoktur. Teşekkürler.